Arkadaşlar, herkese yeni bir günden merhaba. Merhabalar. Saat 9, biz attık kendimizi dışarı. Vallahi o da çok küçük. Yani hazırlanamıyoruz ya, şu an hareket edemiyorsun. Ya, önemli değil ya zaten. Ama temizdi yani. Şimdi meşhur birkaç yer var, oraya doğru gidiyoruz. Elektroniklerin satıldığı yerler, işte ayakkabıların olduğu bir cadde var, ayakkabıların satıldığı. Oralara gidiyoruz ilk başta. Bakalım. Gidene kadar anca açılır. Yürüyeceğiz. Bir yarım saat yürüme var. Gidiyoruz hep beraber. İnşallah uyguna bir şeyler buluruz. Ya ben dün baktım. Kozmetiklerin fotoğrafını falan da çekmiştim. Karşılaştırdım. Bayağı uyguna geliyor serumlar falan. Bir tane senin baktığın burada bakacağım. 380 lira. Türkiye'de 1250 lira arkadaşlar. Evet ya, inanılmaz. Dur. Ondan sonra... Ya, ölüyordum. Ölüyordum az kalsın. Öyle. Şimdi bakacağız bakalım. Diğer elektronik falan da uygun. Birkaç bir şey almamız lazım. Bulursak alacağız. Şimdi bu arkadaki pastaneden 15 dolara yani 55-60 liraya geliyor bu. Kocaman bir ekmek aldım. Çizdi dedi. Şimdi deniyoruz, bayağı yumuşak. Ekmek reis oldum. Ekmek gibi, ekmek gerçi. Yumuşak ve poğaça gibi güzel. Ucuz onun. İmaret gibi mi peki? Aynen. Eski takipçilerimiz anladı. Güzelmiş. Şimdi şuradaki ablalar hep Filipinli. Etrafta hep Filipinli ablalar var. Biz de bir videoda öğrenmiştik. Bu ablalar bakıcılık yapıyormuş genelde burada. Ve pazar günleri izin oldukları için böyle toplanıp birlikte oturuyorlarmış. İşte sohbet muhabbet. Böyle vakit geçiyorlarmış pazar günü. Pazar. Parklarda, üst geçitlerde oturup işte zaman geçiyor, beraber oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, yemek yiyorlar. Çünkü para biriktirip ülkelerine gönderiyorlar genelde. Böyle olunca da pazar günleri buralarda takılıyorlar. Zaten çok fazla bir yer, parklarda falanlar genelde. Görmeye başladık biz de, videodaki gibi doğruymuş yani. Evet arkadaşlar, böyle bir pazara geldik. Fire Street diye geçiyor burası. Şimdi buraya geziyoruz, binaları görüyorsunuz, çok değişik ya. Çok kalabalık arkadaşlar, çok fazla insan var, yer yok. Hediyelikler falan var. Burada çok farklı binalar da karşılıyor bizi. Mimariler çok farklı, mesela şu yeni yapılmış sanırım. Çok değişik, böyle güzel duruyor. Böyle bir caddedeyiz. Karşı taraf Sneakers Street diye geçiyor. Evet. İşte ayakkabı markaları var. Oraları gezeceğiz. Çok kalabalık ya. Sabah erken daha şu an. Pazar tatili herhalde. Aynen. Pazar günü şu an. Kaç Aralık'tı bugün? 3 Aralık. 3 Aralık pazar günü arkadaşlar. Bayağı kalabalık olmaya başladı. Biz de sabah erken çıktık. Saat daha 10.30 falan. 5000 adım yaptık şu an, öyle söyleyeyim. Biraz yorulmaya başladık. Tam 10.30 saat. 5000 yaptık. Bugün bir 40.000 diyorum ben Görkem'e de. Görkem yok diyor da 40.000 yaparız. Olur, demeden olur ya. Şimdi 5.000 olduysa. Bugün geceye kadar. Çünkü yarın akşam döneceğiz. Vaktimiz yok. Geziyoruz şimdi bakalım. Nike'a girdik. Bu 3.000 dolar arkadaşlar. Yaklaşık 3.90'la ya 4 ile çarpabilirsiniz. Biraz pahalı şu an. Yarın Outlet'e gideceğiz. Outlet Mall'da bayağı bir şey varmış. Ha, güzelmiş. Bu caddede komple bütün markaların mağazaları var. Adidas, Nike, Timberland, Converse, New Balance hepsi var. Bilmediğimiz markalar da var. Şimdi geziyoruz. Nike'a girdik. Biraz pahalı gözüküyor. Hani ucuz? Nike biraz pahalı gözüktü. Biraz bayağı pahalı. Yani normal hani gibi. Normal, belki yine uygundur. Yok, belki uygundur yine Türkiye'ye göre ama yine pahalı. Biz daha ucuz bekliyoruz. Çünkü biz daha ucuz gördük yani Malezya'da falan. Yani. Şimdi bakacağız bakalım. Bayağı ama Nike'dan mesela 4-5 mağaza var böyle farklı yerlerde, böyle aynı caddede mesela. Evet, şu an görüyoruz çeşit yani. Her mağaza belki de şey değildir, aynı fiyat değildir. Hani büyük bir ihtimal. Ürün diğer mağazada daha ucuz olabilir belki. Eski sezonlar uygun bakacağız olabilir mesela. Converse'in ikinci mağazasını gördüm mesela şu an. Gidiyoruz bakalım, göstereceğim uygun bir şey bulursam. Daha açılmadı mağazalarda, bekliyoruz açılmadı. 10.40, 11'de açılıyor gözüküyor. Öyle takılıyoruz işte, açık olan varsa giriyoruz. Burada böyle bir dondurma arabası var. Dondurma diyorlar. 13 dolar. Aynen, ben bunu görmüştüm. Böyle arabalar satıyorlar. 13 dolar 50 lira.
50 lira falan yapıyor işte. Yani McDonald's dondurma falan. Aynen, aynısı. Bayağı bir şey var ya. Bura bitmez gez gez. Arkadaşlar böyle bir ayakkabı var. 900 dolar. Arkadaşlar keşfette görmüşsünüzdür. Bakın buraları böyle soyuyorsunuz. Altından renk çıkıyor işte bu böyle bir model. Değişik ya, ilk defa gördüm böyle. Şimdi elektronik bakmaya geldik. Daha ayakkabılar açılmadı tam. Burayı gezeceğiz. Buradan alabiliriz bu şeyler. Aa işte bak senin aldığın 4800 dolar GoPro set. 4800 dolar. Bakıyorum. 16.000 küsur. Aynı aldık arkadaşlar. Biz 17'ye falan aldık zaten. Aynaya geliyor. 18'e geliyor ama. Doğru. Hemen hemen aynı. 17. Ben bir de batarya şarj adaptör yeri şey aldım. 2 tane ekstra evet, batarya 17 aldım. 17'ye hepsini biz almıştık. Demek ki daha ucuz olmuşuz. Şunları bir de göstersen. Bakın. Bunların Türkiye fiyatını bilmiyorum ama bunları da 4 ile çarpacağız. Şu mesela 2 tanesi 300 dolar diyor Erkan. 2 tanesi. Aynen. Yani bunların tanesi 500 falandı Türkiye'de en son hatırladığım kadarıyla. Şu tarafa da yazıyorsun. Böyle durdurup bakabilirsiniz. Üzerlerinde fiyatları yazıyor arkadaşlar. Bakın burada da yazıyor. Lensleri çekti. Lensler de yazıyor. Bunlar lens fiyatları. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa. Ha, bakın burada da aynısı. Ha aynısı değil. Ben bunların da fiyatları var. Fiyatları göstereyim size biraz. Markaları ben bilmiyorum. Görkem biliyor. Şöyle. Görkem. 88. Şu 88 her yerde 108 diyor. Çerebe 155. Şunlar var. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Daha çok kadın takipçiler için. Bunları Görkem alacak. Arkadaşlar Görkem kendini kaybetti. Görkem kendini kaybetti bayağı. Yalan olduk. Gitti paralar. İlk mağazadan 400 dolarla çıktık tam. Ama arkadaşlar bir sürü şey aldım bakın. Bakın şu ne kadar Türkiye'de? Ne kadar? Burada 4x8 320 lira. 300 lira falan hatta. Evet 300 lira. Yani ne kadar? 1000 lira mıydı neydi? 250 liraydı galiba. Bakın arkadaşlar. Şu Ordinary'nin ilk de. Ne kadar arkadaşlar? Ya şaka mı? Öyle Görkem çıldırdı arkadaşlar. Argan'ı. Ne kadar arkadaşlar? Bakın bakın. Şimdi bakıyoruz bir şeyler daha. Bunların fiyatlarını tek tek söyleyeceğim kız takipçilerim. Bir elektronik mağazasına girdik. Şöyle LG 6000 dolar. Yeni model diyor. Özellikleri yazıyor bakarsınız. 26.000 dolar. Şu 17.000. Şurada bir şey var. 7.000 dolar. 150.000 dolar. Lenovo. i5 işlemci 16 GB. 512 GB SSD var. Şöyle. Bu da i5 işlemcili. Ucuzmuş ya. Göstereyim. Ütüler var. Philips. 300. Şu 568. Şu bizim eskilerden var. 500. Şu sağdaki tefal 600 dolar. Philips 900 mesela. Şu 1700. Brunolar var. 800. Şu Xiaomi 600. Şurada 3.5 litrelik Xiaomi var. 300 dolar. O da 1150 lira falan yapıyor. Ucuz yani bayağı. Thank you.
Bir saat önce yoktu bir şey, şimdi pazar kurdular. Direkt ayakkabı caddesinin olduğu yere, önümüz ayakkabıcıları gezeceğiz. Adidas'a girdik, süperstarlar var, 719 dolara düşmüş. Biraz pahalı, çok çekmiyorum ya, geziyoruz biz kaç saattir ama. Handball'lar var, 900 dolar mesela, renkleri var. Bu da 719, aynısı. Şöyle bir ayakkabı var. Çok da seyirciyim. 1000 dolar şu ayakkabı. Ha, bu güzelmiş. Şöyle bir şey var. 600 dolar. Arkadaşlar biz şimdi planı biraz değiştirdik. Bu ayakkabılar caddesi tarafında biraz gezdik. Yani çok ucuz değil o kadar. Yarın outlet AVM var, tam oraya gideceğiz. O yüzden biz de şimdi bu canavar binalarına gitmeye karar verdik. Şimdi metroya geldik. Metroyla canavar binalarına gideceğiz. Şimdi aktarma yaptık. Bu metroyla şimdi Kuvarı Bey durağında ineceğiz. Monster Holding'lerde olacağız. Sen Yuman Bon'la mı ineceğiz? Yok, Kuvarı Bey'de. 6 durak gideceğiz. Kuvarı Bey aşkım ya. Nasıl? Hareketli değil mi? Bayağı. Teyzeler ne para atıyor. Teyzeler uçuyor uçuyor. Kuvarı Bey istasyonunda durağında indik. Exit A çıkışından şimdi yukarı çıkıp oradan bir 300-400 metre yürüyüşümüz var. Sonrasında Monster Building'deyiz. Rahat yani, burada metro rahat. Bakalım kaç para kesecek şimdi, onu da bilmiyoruz. Çıkarken yani kesiyor bu arada paraları. Yani bir de 65 keserse kendimi bıçaklarım galiba. Ya 500 lira iki kişi yani. Aynen. Bakalım. Otobüs varmış bu arada ya. Söyledim hatırlamıyorum da. Havaalanından buraya A22 geliyormuş merkeze. Bu arada biz şeyi söylememiştik ya, Singapur videosunda. Neyi? Singapur'da metroda kart çek. Arkadaşlar biz Singapur'da metroya kartlarla bindik. Hep kredi kartıyla. Ve hiçbiri yansımadı. Çekmedi. Hiçbirini çekmedi. Bedava oldu. Onun acısı burada çıkıyor galiba. Ya büyük ihtimal. Burası pahalı ama Singapur'dan. Evet, Singapur daha ucuz. Burada suya ben dün 1,5 litre suya kaç para verdim? 20 dolar verdim ya. 80 lira verdim. Burası neresi? Şimdi kartları basacağız, bakalım kaç para alacak. 15. 15 aldı. 50, 60 lira. 15 aldı arkadaşlar, 60 lira aldı. 60 liraya Mong Kong Station'dan bu şeye geldik işte. Monster Building'in oraya geldik. 60 lira. Neyse yine biraz daha uygun. 15 birim olarak düşün. Ama yine pahalı ya, bir şeyde 30 liraya falan, gerçi bedava geldi Singapur'da da, Singapur'da 2 falan da ya. 2 katlı tramvay da var. Gidiyoruz, şu karşı tarafta binalar. Şunlar sanırım. 300 metremiz var. Arkadaşlar canavar binalarına geldik. Bugün Monster Building. Yes, şöyle. Çok güzel. Şimdi fotoğraf falan çekelim, size bir detaylı çekeyim. İnsanlar da fotoğraf çekiyor iç tarafta. Fotoğraflarımızı çekildik fazla fazla. Burada ablalarla karşılaştık. Aynen, iki tane Endonezyalı arkadaşla tanıştık işte burada. Onlara da fotoğraf çektik, bayağı bir konuştuk falan. Buralarda gezeceğiz, belki de döneceğiz, bilmiyoruz, bakacağız. Burası güzel ama yine çok kişi fotoğraf çekiliyor ama insanlar birbirine böyle yer veriyor. Aynen yani, böyle sırayla çekilebiliyorsunuz. Biz bayağı bir çekildik, bir şeyler yaptık. Otobüse bindik geri dönmek için, SimCity tarafına gideceğiz yine. Tren kaç? 15.90 mıydı? 15 küsürlü bir şeydi tren. Otobüs 12 dolar, 3'er dolar daha ucuz, o da işte 10 lira 20 lira yapıyor işte kişi başı. Gelirken de otobüsçüye sorduk 102'ye. Böyle yapıyor. Monster Building'e gidecek mi? Böyle. 102 geçiyor lan, geri dönüyoruz 102'ye. Ne, dönüyoruz işte şimdi. Binebilirsiniz yani, otobüs daha uygun. Metro pahalı. Üst kata çıktık da şimdi bakalım, gezelim biraz. Şimdi SimCity'ye tekrardan geldik. Bütün dükkanlar açılmış, kalabalık ulaşmış ve sabah açık değildi hiçbir yer.
şöyle gimbal'lar var. Yine 360 derece aksiyon kamerası. Kılıf sanırsam. Erkan gezdiğe odaklandı. Şu an etrafa saldırıyor. Drone arayışında. Çok şey var da. Yani hangi birini alacağız? Bitmez ama çok güzel şeyler var yoksa. Arkadaşlar tek drone satmıyorlar ya. Bulamadık bir türlü. Bir iki tane işte set olarak satıyorlar. Onlar da biri ucuz söyledi sadece uygun normal söyledi. Diğerleri iki katı fiyat söylüyor saçma sapan. Sadece Malezya'da gittiğimiz DJI serviste bize göstermişlerdi sadece drone'u. O da 9000 liraya falan denk geliyordu. Pahalı diye almamıştık. Hani başka yerde buluruz illa ki. Keşke alsaydı. Ama yok yani hiçbir yerde. Bunlar fotoğraf çekilmeyi seviyor. Hepsinde makine var. Bendeki gibi böyle. Bununla ilgili bir sürü şey var. Canon, Nikon, Sony, işte diğer Canon falan hepsi var. Işıklar falan da var ama benim arada bir şey yok. 4 tane falan drone satan yer vardı. Onlar da işimize yaramadı yani. Ama başka şeyler var, gelip bakabilirsiniz. Hani lens falan alacaksanız ucuz, ucuz yani. Ucuz mu sence? Ucuz. Böyle oyuncaklar var. Her şey var yani, arasınız var. Az önce şöyle bir tane masaj aleti sorduk, 250 dedi. Bakacağım sonra falan dedim, 150'ye kadar düştü. Burada da pazarlık yapın mutlaka. Giderken diyorum, 150, okey okey, come come diyor, bağırıyor. Çanta bakıyoruz şimdi, bunu sordu Görkem. Kaçmış? 230'a normalde dedi, sana 180 olur dedi. Okey, 180'e bıraktı bunu, 180 çarpı 4 desek 650 lira falan. Hemen indirin, biraz daha düşecek. 100'e verir bunu, ben sana söyleyeyim. 230 yazdı, sana dedi, eline böyle omzuna dokunuyor. Sana diyor 180 olur dedi, tamam dedi, 150'ye düştü. 100'e verir belki. Çok komik ya. Ama 400 lira da vermez. Aynen, 400 etmez. AT'ye verdi. AT, arkadaşlar. Kaçta başladı? 180'le başladı. 150, 125 kolumdan çekiyor, tamam mı? Yok dedim, 100 dedi, AT dedi şimdi, 80'e bıraktı. 50'yi alalım Görkem. 50 alalım bence onu, güzelmiş. Böyle bir şey var arkadaşlar. Hop, açıyorsunuz, 3 boyutlu. Şey oluyor, hangi? Burada da var çeşitleri, güzelmiş. Burada da boyamalar var. Şu arka tarafta Türk restoran vardı, orayı gördük de abi kapıdaydı. Bir dedim abi merhaba falan, merhaba deyince işte davet etti. Bir çay ısmarladı bize, oturduk. İçeride de bir arkadaş vardı. Muhammed'di galiba değil mi ismi? Muhammed'im. Aynen, Muhammed'im. O da Üsküdar'dan gelmiş buraya. 8 ay önce gelmiş. Hong Kong'da biriyle evlenmişti. İşte Türkiye'de tanışmışlar. 8 aydır buradaymış. O da orada çalışıyordu. Çay ısmarladılar. Vallahi bir 10 dakika oturduk. Birkaç tüyü aldık burayla ilgili. Öyle şimdi gezimize devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara da. Vallahi Allah razı olsun. İyi oldu. Burada böyle çok fazla aktar var. Böyle kurutulmuş otlar falan satılıyor. Çok değişik. Biliyorsunuz komple aktar ürünleri. Bir arkadaşlar şimdi Hong Kong Apple fiyatlarına bakmaya çalışacağız. Çekime bir şey demezlerse çekeceğiz. 15, iPhone 15 6900'den başlıyor. 128'e 6900. 15 Plus 7699'dan başlıyor. 15 Pro'da 8599'dan başlıyor, 128 GB'ı. Pro Max'te 10.199'dan başlıyor, 256 GB. 3 dakika sonra ışık gösterisi başlayacak, insanlar bekliyor. Show devam ediyor. İnsanlar burada fotoğraf video çekiyor. Ya çok bir şey yok show'da bence ya. Lazer falan yapıyorlar genelde. Bir de bazı binalarda ışıklar böyle lazerli kayıyor, iniyor aşağı falan da. 20 dolara ve 40 dolara fotoğraf çekiliyor.
insanlar parayla flaşlı bildiğiniz fotoğraf. Evet, sıradaki durağımız Temple Street Night Market. Şimdi biraz da buraları gezeceğiz. Bakalım bir şeyler var mı? Yine yürüdük. Evet. Şimdi gidiyoruz zaten. Evet. Bakalım bir şeyler varsa alacağız ya. Bir tane oyun vardı, taşlı bir oyun var ve TikTok'ta önüme çıkıyordu. İndiremedik. Aynen, 75 verdiler en az. 250'den falan düşüyorlar bu arada fiyatı, 75'e. Bakalım belki bulursak 50-60'a gece pazarı yapacağız, alacağız. Diğer pazarın aynısı diyebiliriz ya, ürünler olarak. Çok fazla çekmezsem anlayın ki aynısı. Aynen, akşamları daha zevkli oluyor ya nedense. Yaz. Arkadaşlar, profesyonel fotoğraf çekimine denk geldik. Şurada profesyonel fotoğraf çekimine denk geldik de çok çekmeyin dedi. Bir şeyler yapıyorlar, set kurulmuş. Geri dönüyoruz. Burası küçükmüş ya pazar. Toplamışlar. Aynen. 11'de kapanı gözüküyor ama biraz azaltmışlar. Bizim o öğlen gezdiğimiz yer bayağı büyüktü. Keşke oradan alsaydık bir şeyler. Almadık hiçbir şeyler. Vallahi.